Bugünün bir nefis menüsünde çok seveceğiniz bir tatlı cream puff tarifi var. Bir çeşit profiterol hamurundan yapılan porsiyonluk pasta diyebiliriz. Cream puff'ın yapılışına geçmeden önce tüm yeni tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsin. Önce pasta çıkarmasını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için sütü tencereye aktarıyoruz. Sonra da diğer malzemeler. Bir yumurta sarısı, şeker, un ve nişasta. Hepsini topaklanma kalmayacak şekilde karıştırıyor, ardından orta ateşte devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Süt kaynar kaynamaz katılaşacaktır. Hemen ocaktan alıp içine beyaz çikolata ve vanilya ekleyip çikolata eriyene kadar karıştırıyoruz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da poşetle kapatıp dolapta soğumaya bırakıyoruz. O sırada üzeri için kıtır kurabiye hamurunu hazırlayalım. Derin bir kaseye soğuk tereyağı, un, şeker ve toz vanilin ekleyip bu şekilde harcı çok fazla yoğurmadan hızlıca bütün haline getiriyoruz. Oldukça yumuşak dokulu bir kurabiye hamuru olacak. Piştikten sonra şekeri hissedilmesin derseniz toz şeker yerine pudra şekeri de tercih edebilirsiniz. Normal şeker kullanıyorum ben ama bazen hafif hissedilebiliyor. Bilginiz olsun. Hamur oldukça yumuşak, bu yüzden mutlaka dolapta bekletiyoruz. O sırada da şu hamurunu hazırlayalım. Tencereye tereyağını aktarıyoruz. Üzerine de su ve çok az tuz. Yağ eriyene kadar bekliyoruz. Yağ eriyince unu ekleyip hızlıca karıştırıyoruz. Un topaklanmasın diye bu işlem sırasında ilk başta ocağı kapatıyoruz ve eze eze hamurun içinde topaklanma kalmamasını sağlıyoruz. Hamur bütün haline gelince ocağı tekrar açıp kısık ateşte karıştırarak hamuru çok az pişiriyoruz. Şu hamurumuz neredeyse hazır. Bu birazcık kenarda soğuyacak. Soğuduktan sonra da yumurta ekleyeceğiz. Yumurta ekleme kısmı çok önemli. Yumurtaları kesinlikle tek tek ekleyip karıştıracağız ve kıvamına göre kaç yumurta ekleneceğine karar vereceğiz. Yumurta büyüklükleri farklı olduğu için sayı da değişebilir. Ben 3 küçük yumurta ekledim ve çırptım. Hamurdaki en büyük sıkıntı ne zaman durmanız gerektiğini anlamanız. Bakın hamuru iki parmağımın arasına aldığımda uzamıyor. Daha yumurtaya ihtiyacı var demek. Benim son yumurtam biraz büyüktü. Riske atmamak için çırpıp yavaş yavaş ekleyeceğim. Siz de böyle yapabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra kontrol ediyoruz. Bakın rengi parladı, kıvamı bu şekilde. Parmağımın arasında da uzuyor. Şu hamurumuz hazır demektir. Bir sıkma torbasına aktarıyoruz. Torbanız yoksa kaşıkla da koyabilirsiniz tabi. Yağlı kağıda belli aralıklarla sıkacağız ama öncesinde yağlı kağıdı hamurla tepsiye yapıştırabilirsiniz. Tepsiyi aralıklı şekilde sıkıyoruz. Bu porsiyonluk bir pasta gibi olacağı için profiterole göre biraz daha büyük toplar yapıyorum. Yaklaşık 5 cm çapında toplar oluşturuyorum. Şekilleri konusunda çok endişelenmeyin. En son elinizi ıslatıp sivri kısımları düzeltebilirsiniz. Zaten üstüne de kıtır hamur gelecek. Şimdi de hamurumuzu hazırlayalım. İki yağlı kağıt arasında ince bir şekilde açıyoruz. Yaklaşık 1,5 mm kalınlığında. Hamur sertleşmişse biraz bekletebilirsiniz. Ama çok da yumuşamasın yoksa parçalanıyor. Şimdi hamurdan 5,5 cm çapında yuvarlaklar kesiyoruz. Ben kurabiye kalıbımın büyüklüğüne göre ayarladım toplarımı. Kalıptan biraz daha küçük toplar oluşturdum. Siz çay bardağı ile mesela yapacaksanız onun çapına göre ayarlayın. Çalıştığınız ortam çok sıcaksa hamur cıvıyabilir.
Bu durumda kurabiye hamurlarını almadan çok az buzluk tutarsanız daha rahat çalışırsınız. Çıkardığımız hamurları bu şekilde topların üzerine yerleştiriyoruz. Tüm topları aynı şekilde hamurla kaplıyoruz. Şimdi fırın. 190 derecede önceden ısınmış fırının fanlı alt üst ayarında 15 dakika pişiriyoruz. Sonra dereceyi 170'e düşürüp 15 dakika daha. En son dereceyi 120'ye düşürüp 7-8 dakika kadar daha tutuyoruz. Böylece ısıyı yavaş yavaş azalttığımız için sönmüyorlar. Kıtır olmasını istiyorsanız piştikten hemen sonra altlarını delip buharın çıkmasını sağlayın. Son olarak pastacı kremasını da tamamlayalım. Dolapta iyice soğumuş. Kıvamı da şu an oldukça katı. İçine krema katıp uzun uzun çırpıyoruz. Kıvamı çok cıvık olmamalı, yoksa çok zor çalışırsınız. Kremanız baktığınız çok katı oldu. 1-2 kaşık kontrollü şekilde süt ekleyip bu aşamada çırpmaya devam edebilirsiniz. Tadı asla bozulmaz. Ben pastacı kremasını genelde katı yaparım. Eklediğimiz süt kreması bazen çok cıvık olabiliyor. Katı olduğunu çözmek daha kolay, gerek olursa biraz süt ekliyorum. Çırptıkça da zaten kıvamı yumuşuyor. Bu yüzden çok dikkat edin. Uygulama kolay olsun diye bir sıkma poşetine aktarıyoruz. Geriye sadece içlerini doldurmak kalıyor. Bol bol krema sıkıp içini tamamen bu muhteşem krema ile dolduruyoruz. Üstüne ister pudra şekeri serpin, isterseniz de benim gibi çikolata sosuyla servis edin. Benim dolapta ganajım vardı, onu kullanıyorum. Çikolata sosunu da fazla kullanmıyorum çünkü diğer türlü profiterolden farkı kalmaz. Oldukça lezzetli ve sunumu da çok güzel olan bir tatlı tarifi. Yapılışı da sanıldığının aksine çok zor değil aslında. Umarız en kısa zamanda dener ve sonuçları da yorumlarda bizlerle paylaşırsınız. Bakın kesildiğinde ortaya çıkan bu görüntüden kötü bir lezzet elde edebilir misiniz? Gerçekten oldukça beğenilen bir tarifimiz. Tariflerimizi kaçırmadan takip etmek için kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.